Mecliste dışı kalan Eren Erdem'in iddiaları siyasette gündemi belirledi. Hakkında FETÖ soruşturması bulunan Erdem, MİT tırları belgelerini Bülent Tezcan'dan aldım, Zaman gazetesine genel başkanın talimatıyla gittim dedi. CHP'den yanıt gecikmedi. O iddialar hakkında soruşturma başlatıldı. Bu tutanakları ben Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan'dan temin ederek bunlar üzerine tweetler attım. Evet, ben verdim. Zaman gazetesine Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim, MİT tırları belgelerini Tezcan'dan aldım dedi. Açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Yani bize soran olduğunda duruşmalarda söyleyeceğiz. Daha Eren Erdem milletvekili değildi, geldi gazeteci olarak o açıkladığım belgeleri talep etti. Ben de kendisine verdim. Altı okla liste dışı kalan CHP'li Eren Erdem katıldığı televizyon programında ortaya attı o iddiayı. İddianın muhataplarından CHP sözcüsünden yanıt hemen geldi. Savcılık iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kendi kafama göre gitmem. Bunun çekinecek, korkacak ya da saklı gizliymiş gibi, böyle yeni açıklanıyormuş gibi anlatılmasını da çok anlamış değilim. Benim gideceğim her gazetede mutlaka bir talimat vardır. Partimin bir iradesi vardır. Listelerin YSK'ya sunulduğu gün havaalanında eşi ve çocuğuyla yurt dışına gitmek isterken ikinci şoku yaşamıştı Eren Erdem. Hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edilmiş, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Erdem'in iddiaları da hakkında yürütülen o soruşturma ile ilgiliydi. Zaman gazetesine de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatla biz oraya gittik. Talimatı ben de vermiş olabilirdim. Tezcan'sa 4 sene önce mecliste MİT tırları ile ilgili düzenlediği basın toplantısına işaret etti. Eren Erdem'in o dönem gazeteci olduğunu anlattı. Erdem'in Zaman gazetesinde arama yapılırken Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gazeteye gittim iddiası da soruldu Tezcan'a. Genel başkanımız da vermiş olabilir. Hiç talimat verilmeden basına dönük bu tip saldırılarda milletvekilinin gitmek zaten görevidir. Erdem ise sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Bu MİT tırları tutanakları herkeste var. Sayın Tezcan 3-4 sene önce çıktı, bunları göstererek basın toplantısı yaptı. Ortada gizli kapaklı bir şey yok ifadelerini kullandı. Bu süreçte bunu yapmayın. Kayyum atanan gazetelere ise görevlendirmeyle gidilmesinin bilinmeyen bir konu olmadığını, bunun daha önce çeşitli milletvekilleri tarafından da dile getirildiğini kaydetti. Tartışma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma haberi geldi. Erdem'in televizyon kanalındaki iddialarının dökümünü de koyacak başsavcılık dosyaya. Erdem'in de ifadesine başvurulması bekleniyor. Detin